Provoke edenlerin kulüp başkanlarına doğru gitmesi ihtimali. Bir araya gireyim. Sedat Doğan, Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi, telefon attığında. Sedat Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sedat Bey, oradan haber almışsınızdır herhalde, Riyad'dan. Yani oradan haber almamızın dışında, tabii sayın basınımız çok fazla ilgi göstermedi zamanında ama tabii ki burada özellikle Halk TV ve Sözcü TV'yi ayırmak isterim. Çünkü özellikle İsmail Küçükkaya, Erol Mütercimler, Sözcü gazetesinin spor ekibi bu işin üzerindeydi. Biz 2 ay önce Galatasaray Spor Kulübü içerisinde divan kurulu üyeleri olarak bir imza kampanyası başlattık ve bir olağanüstü divan kurulu çağırdık. Bu divan kurulundaki amacımız bir karar alarak bu maçın Türkiye'de oynanmasını ve milli birlik beraberliğin sembolü şeklinde oynanmasını, bu kupanın isminin 50 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet Kupası, 100. yıl Cumhuriyet Kupası olarak oynanmasını, bu maçın biletlerinin %20'sinin Cumhurbaşkanlığına, anayasanın milli birliğin sembolü olması hasebiyle Cumhurbaşkanlığına tahsis edilerek gazilerimizin, şehit yakınlarının, bizi pandemide, büyük felaketlerde yanımızda duran ve bizi iyileştiren tabiplerimizin, itfaiyecilerimizin, madencilerimizin, milli sporcularımızın geleceği bir maç olarak oynanması için biz bir karar aldık divan kurulunda Galatasaray Spor Kulübü'nün. Buna benzer bir kararı Fenerbahçe Divan Kurulu aldı. Ve yönetimleri orada otururken bu kararları aldılar. Daha sonra Beşiktaş Kulübü, Sayın Divan Başkanı Tevfik Yaman Türk'ün ağzından, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlığı, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlığı bizimle aynı yönde kararlar aldılar ve bunu kamuoyuna ilan ettiler. Milyonlarca insan bu maç Türkiye'de oynansın diye sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ama bunu dinleyen olmadı. Buna kulak asan olmadı. Siyasetin içerisinden, yanlış hatırlamıyorsam, CHP'den Ali Mahir Başarır dışında bu konuya değinen olmadı. Bahsettiğim gazeteciler haricinde de bu işin takibini yapan olmadı. Biz bu maça gidilmesin diye çok uğraştık. Televizyonlara çıktık, gazetelerde bunu söyledik. 2 hafta önce Galatasaray Spor Kulübü'nün çok değerli 2 eski başkanı Sayın İnal Aysal, Sayın Mehmet Cansun yine Sözcü gazetesinde çıkarak, eğer bu maç Türkiye dışında oynanıyorsa, hangi ülkede oynanırsa oynansın, bu maça gitmeyin, biz olsak gitmezdik dediler. Şimdi bakın, burada sosyal medyayı izliyorum şu anda. Çoğu insan tabii Atatürk'e yapılan bu hakaretin, ki bizim beklediğimiz bir şeydi bunun olması. Sayın İsmail Küçükkaya'nın programında o İstiklal Marşı'nı Araplara mı okutacaksınız dedi. Bunlar beklenen şeylerdi. Ve bu göz göre göre getirildi. Şimdi oradaki sınıfta kalmış, bana göre federasyonun yanında 2 tane kulüp yönetimi var. O maça gitmeyeceklerdi. Çünkü camiaları onlara bu maça gitmeyin dediler. Ve karar alarak söylediler divan kurullarında. Şimdi 2 bakış açısı var. Bir tanesi, bizim kulüp başkanlarımız, kulüp yönetimlerimiz çok dik durdular, bu maça çıkmadılar. Bu bir görüş. Diğeri ise, biz değerleriniz satılık mı bu ülkede? Bayrağınız satılık mı? Vatan topraklarınız satılık mı? Bu değerleri satamazsınız. Bazı şeyler dokunulabilir değerlerdir, toprak gibi. Bazıları ise dokunamayacağınız soyut değerlerdir. Süper Kupa, 100. yılın Süper Kupası gibi dedik. Ona rağmen bu takımlar yönetimleri eliyle oraya götürüldüler. Şimdi parası karşılığında Suudi Arabistan sizi rezil rüsva etti 100. yılınızda. Bir de böyle bakın. Bu adamlar Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde Atatürk'ümüzün mozelesine gidip çelenk koymuyorlar. Bilmiyor muydunuz böyle şeyler olacağını? Peki Galatasaray yönetimi, mesela sizin takımınız, buna niye direnemedi Sedat Bey sizce? Niye direnemediği onlara soracağız. Tamam, onlara sorarız da sizin görüşünüz ne? Onu merak ediyorum. Neden bu uyarıları yaptınız? Galatasaray yönetimi bu uyarıları duymuştur. Kendi aralarında da bunu tartışmışlardır.
çıkıp neden biz kardeşim bu maçı Suudi Arabistan'da oynamayı reddediyoruz, biz oraya gitmeyeceğiz diyemediler? Ben şu anda stratejik olarak bu sorunun cevabını size vermeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Neden? Onlar çıkacaklar, onlar bunun cevabını verecekler. Biz çünkü hem mikrofonlar önünde, hem divan kurulu kürsülerimizden, hem gazetelerden, hem televizyonlardan yapılması gerekeni yaptık. Bu yönetimlerimizin, bakın hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın yönetim kurullarının bu maç sebebiyle daha sonrasında yıpranmaması için son derece yumuşak diller kullandık. Biz buna, bu maçın niye orada oynatılmak istendiğini de biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Ve bu sonuç doğmuştur. Bildiğimiz sonuç doğmuştur. Şimdi o yönetim kurulları çıkacaklar halkın karşısına. Biz neden dinlemedik diye kendileri anlatacaklardır. Biz anlatmayacağız bunu. Ama siz lütfen bu soruları kendilerine sorunuz. Yani bu iş öyle çok basit, sıradan bir iş değildir. Yani bakın, Sedat Bey, şimdi bu... bir şey ekleyeceğim. Buyurun, Bey, buyurun, buyurun, tabii buyurun. Bakın, yine bir konuşmada ben şöyle bir ifade kullandım. Bu ülkenin Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 parçadan oluşan Türk donanması Bering Boğazı'ndan geçmedi. Korint Boğazı'ndan geçmedi. Süveyş Kanalı'ndan geçmedi. Türk Boğazları'ndan geçti. Herkesin gurur duyabileceği donanmamız, değil mi? Neden biz bunu Türk topraklarında yaptık? Çünkü bu 100 yıl önce bizi yok etmeye çalışanlara, hala yok etmeye çalışanlara 100 yıl sonra Türk Devleti'nin verdiği mesajlardan bir tanesiydi. Bunu her alanda yapmanız gerekmiyor muydu? Evet. Sporda da yapmanız gerekmiyor mu? Spor, evet, soft power dediğimiz yumuşak gücüdür bir ülkenin. Sanatıyla beraber, ekonomisiyle beraber, turizmiyle beraber. Anladım. Siz aldınız o maçı, oraya taşıdınız. Anladım. Sedat Bey, o zaman ben söylediklerinizden şunu anlıyorum. Şimdi takımlar Türkiye'ye dönme kararı aldılar. Havalimanında onları karşılamak için insanlar toplanmaya başladı bir taraftan. Şimdi yarın muhtemelen şu konuşulacak. İşte burada da konuştuk konuklarımızla. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu hezimet karşısında, hatta daha ilerisi bu rezalet karşısında istifayı düşünmelidir deniyor. Ama ben söylediklerinizden, müsaadenizle Sedat Bey, ben söylediklerinizden şunu anlıyorum. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, takım yönetimleri de, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri de bu konuyla ilgili Türkiye'ye bir izahatta bulunmalılar, bir açıklama yapmalılar. Buraya gitmeyi neden kabul etmediler, neden biz oraya gitmiyoruz diye direnmediler. Doğru. Bu sorumluluğun da karşılığını yerine getirmeleri lazım. İstifa mı etmeleri lazım? Ben bakın çok detaya girmiyorum. Bunun gereği neyse bunu yapmaları lazım. Bu basit bir iş değil. Bu bakın iki kulüpte, Galatasaray kulübü, Galatasaray kulübünün kuruluşu bir kere anti-emperyalisttir. Türk olmayan takımları yenmek için kurulmuştur. Bunu biz divan kurulunda tartıştık. Baskılara direnerek, okuldan atılmayı göze alarak, hapse girmeyi göze alarak 18 yaşında, öyle bizim gibi 50 yaşında da değil, gencecik çocuklar kurmuş Galatasaray Spor Kulübü'nü baskılara direnerek. Fenerbahçe dediğiniz zaman Kurtuluş Savaşı'nın belli bölümlerinde işte silah kaçıran vesaire vatanseverler kurmuşlardı. Burada biz bir hissiyattan bahsediyoruz. Bizim kulüplerimize olan bağlılığımızın arkasında bir hissiyat var, bir manevi, evet, değer var. Evet. Bu kupa, Atatürk, milli marş, bayrağımız, vatanımız, bunların hepsi milli değerlerdir. Bunun pazarlığı olmaz. Ben şunu da kabul etmiyorum. 4 saattir, 5 saattir içeride Suudi yetkililerle efendim şöyle olursa çıkarız, böyle olmazsa ne çıkamayız. Ne konuşuyorlar diyorsunuz? Yani Sedat Bey, bir haber vereyim müsaadenizle. Buyurun. Şimdi İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan orada. Değil mi? Evet, tribünde, evet, video paylaştı. Yani İstiklal Marşı okunurken Riyad'da tribünde video paylaştı. Mehmet Aslan diyor ki başkanlara basın açıklaması yaptırmamaya çalışıyorlarmış Suudlar. Şimdi bir açıklama bekliyoruz ya, 5 saattir süren bir toplantı var. Sizin dediğiniz de doğru. İçeride neyi konuşuyorsunuz? Yani az önce Onur Tuğrul'a bağlandık. Maçı İşte bugün olmadı ama yarın olmazsa öbür gün oynatmanın bir yolu aranıyor dedi. Türkiye Futbol Federasyonu bunu istiyor dedi. Ama takımlar da oradalar.
Yani masada ne konuşuluyor, neyi tartışıyorsunuz bunu bilmiyoruz şu anda. Ama şu da bir garabet. Suudlar, İYİ Partili Mehmet Aslan'ın söylediğine göre başkanlara basın açıklaması yaptırmamak için uğraşıyorlarmış. Önlerinde, kapı önlerinde polis araçları falan oluşmaya başlamış. Uğraşabilirler de bakın, temel problem şu. Ben bu ülkenin evladıyım, Atatürk'ün evladıyım. Hiçbir partinin mensubu olmadan bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Atatürk'ümün pazarlık konusu edilmeye çalışıldığı, Türk bayrağının pazarlık konusu edilmeye çalışıldığı, İstiklal Marşı'nın pazarlık konusu edilmeye çalışıldığı bir masada bunları duymaz saniyem kadardır oturmam benim. Evet. Ben oradan kalkarım. Evet. Bunun pazarlığı masaya geldiği anda kalkarım. Böyle bir şey yok. Kim bana talimat vermeye çalışırsa çalışsın. Yöneticilik bunu gerektirir. Evet arkadaşlar, Mehmet Aslan'ı, İYİ Partili Mehmet Aslan'ı da bir arayalım. Demek ki haber alıyor o oradan. Ondan da son durumun ne olduğunu öğreniriz. İnan Bey bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Bakın, bir adet milletvekili Ali Mahir Başarır, yanlış hatırlamıyorsam, olması lazım. Onun dışında biz Sayın İsmail Küçükkaya ile beraber, Sayın Erol Mütercimlerle beraber, Sayın Devlet Bahçeli dahil olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere ve şu ibareyle tüm vatansever siyasileri bu konuda tavır almaya çalışıyoruz diye, çağırıyoruz diye bir ay önce çağrıda bulunduk. Bugün çıkıp da helal olsun bu takımlara diyen, işte doğru duruş budur diyen siyasilerin konuşma hakkı yoktur. Kimse kusura bakmasın. O zaman bu sesi duymadınız. Ve bu ses boş bir yerden gelmiyor. Bu ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşlarının içerisinden çıkıyor. Her birinin 10'ar 15'er 20'şer milyon taraftarı var. Ve peki, bu kadar önemli bir maç. Peki. Sedat Bey çok teşekkür ederim. Ben vakit ayırdığınız için sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Melih Şendil bağlı.